marifetiyle bütün dünyanın mazlum camiasını, İslam coğrafyasını... AK Parti Kütahya İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı. Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kütahya milletvekilleri, İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, parti teşkilat yöneticileri, il ve ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Programda konuşan Kütahya Koordinatör Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, artık Türkiye'nin İslam coğrafyasını yönetir hale geldiğini söyledi, parti teşkilatlarına görevinizi hafife almayın diye seslendi. Müttefiklerimizin marifetiyle bütün dünyanın mazlum camiasını, İslam coğrafyasını yönetir hale geldi. Türkiye Cumhuriyeti kabaran taşan sularımızla millete hizmet için varız. Ya ben bir sandık kurulu üyesiyim, benden ne olur değil. Senin 10 tane ailen var. Sen çekirdeksin. Sen olmazsa olmazımızsın. Sen seçim günü en önemli görevin ifasıyla memur olan ve zaman içerisinde de bu altyapıyı hazırlayan bizim en yapı taşlarımızdan birisin. İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya'da yapılan yatırımlardan bahsetti. 2018 bütçesindeki hedeflerinin 130 milyon lira olduğunu kaydetti. Yeni bütçeyi 2018 bütçesini 130 milyon lira olarak hedefliyoruz. Bu ay Kasım ayı bütçe ayı biliyorsunuz, hem belediyemizin hem bizim hem genel bütçemizin tasarlanıp oluşturulduğu ay. Güdümlü bir projenin hayata geçtiğini belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çiniciliğin argesini, altyapısını, sertifikasını oluşturarak dünyaya tanıtma adına önemli bir adım atılacağını dile getirdi. Ama bir de güdümlü projemiz var. Dün yaptığımız bir dar çerçeveli bir toplantıda Zafer Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü bir proje bu. Ve inşallah o güdümlü projeyle Çiniciliğin altyapısını, argesini, onların sertifikalarını ve onları dünyaya pazarlama konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Bu proje yeni bir proje değil. Bu proje 6-7 yıl önce Zafer Kalkınma Ajansı'ndan yazılmış, fakat Kütahya'da hiçbir kurum %25 ortaklığa girmemiş. Yaklaşık bu Çin'i konusunda 6000-7000 Kütahyalı hemşerilerimizin ekmek yediğini, bu sektörde çalıştığını düşündüğümüz zaman biz 1.200.000-1.500.000 Kütahyalı adına, bu sanat adına vermeye hazır olduğumuzu söyledik. İnşallah o da projeyi başlattık. Hızlı bir şekilde devam edecek ve Kütahya bu manada da çok farklı bir noktaya gelecek. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, son günlerde yerli otomobil fabrikası nedeniyle sık sık gündeme gelen Zafer Organize Sanayi Bölgesi hakkında konuştu. Doğal gazla ilgili bir sorununun olmadığını söyledi. Son nokta itibariyle şu anda bu organize sanayi bölgesinin hayata geçmesi için hiç kimse artık şunu söylemesin. Doğalgaz sorunu bile yok bu bölgenin. Yani doğalgaz hattı oraya çok yakın bir bölgeden zaten şu anda çalışması başlamış. Bunu gördük. Oradan OSB'ye bir doğalgaz hattının çekilmesi de çok büyük bir maliyet tutmayacak. Sadece süreyle ilgili bir konu var ama bu bölgenin gerekli altyapı çalışmalarıyla beraber başladığını düşünürsek, yatırımcıların da inşaat safhasını düşündüğümüzde aynı anda biz doğalgazı verebilecek gibi duruyoruz burada. Bir sorunumuz yok.